Ne yapalım, oturalım mı biraz? Oturalım hadi. Hadi gel. Yalnız dün karada nasıl eğlendin sen öyle? Evet, çok güzel geçti. Çok güzeldi değil mi? Bir de diyorsun ki yok efendim işte bana ne, yok işte listeler şöyle olsun, aman böyle olsun, pastalardan bana ne. Ay şimdi düğün için de geçerli ha. Ben böyle baştan sanma özenmeden bir şey yapacak olsam, sen böyle dır 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 benim başım retini yersin. Çok haklısın. Ya, haklıyım tabii. Bak, ben senin içinde hiçbir şey kalsın istemiyorum, tamam mı? Ne istiyorsan yapalım. Dört dörtlük olsun günümüz. Teşekkürler. Amanda aman. Amanda babası. Heh. Amanda Lord Honor Junior. Şimdi çok yakın zamanda ben Lord Honor Junior'ımı kucağıma alacağım. Ben ona masallar anlatacağım, gezdireceğim, uyutacağım. Değil mi oğlum? Değil mi babası? Şey tabii. O güzel ulvi sesiyle. Ninni de söyleyecek baban sana. Yok. Masallar bende, ninniler sende. Peki. Ninni'yi anne söyleyecek, tamam mı oğlum? Acaba büyüyünce hangi mesleği seçecek? Yani ne olacak ya? Çok merak ediyorum. Yani aslında çok düşünmeye gerek yok ya. Lord Junior büyük ihtimalle mimar ya da mühendis olur. Hobi olarak da basketbol oynar. Niye canım? Proje çocuk mu bu? Proje mi tasarladık biz? Çocuk doğuracağız herhalde burada. Sakin ol ya. Tamam sakinim. Ne istiyorsa onu olsun ama kendi iradesiyle meslek seçebilir. Ya tamam. Ben hani genlerinde vardır diye söyledim. Belki ister diye. Aslında doktor olsa ne iyi olur ya. Beyaz önlük çok yakışır oğluma. Lale. Ay tamam, ne var ya? Sen yine acıktın ya. Karnın acıktı, saçmalamaya başladın. Ne zaman karnın acıksa böyle saçma saçma şeyler söylüyorsun. Doktor olsun bilmem ne. Tansiyonun düştü senin ya. Hiç de saçmalamıyorum vallahi. Ayrıca yemeğimi ben kahvaltımı yaptım. Öyle çıktım evden. Ama dönüşte şey mi yapsak? Çikolatalı böyle tatlılar. Heh. Anladım anladım. Tamam, tansiyonun düşmüş işte. Var bir şey çünkü yani, saçmalıyorsun. Olur, ben sana tatlı alırım. Sen yeter ki saçmalama. Bir tatlı ısmarlayacaksın yani. Bir tatlı ısmarlayacaksın. Onu da çok gördün ha. Allah Allah. Bak tatlıcı bu tarafta, istersen oradan gidelim. Oraya gidelim o zaman. Gel. Yürüsene ya. Kahveler de geldi. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Önce lokumumu alayım şarabı. Teşekkür ediyorum Zühre. Afiyet olsun. Şerife, bugün laleler eşyalarıyla birlikte gelecekler. Onlara yardım edersin. Bilgim var Yıldız Hanım, elbette. Yalnız Onur Bey'in odası yeterli olacak gibi görünmüyor. Koca eve sığamadık ayol. Ya sığarız canım, niye sığmayalım Yıldız'cığım? Ya Onur'un giyme odası var ya, onu büyük misafir odasına taşırsınız, olur biter. Çok iyi düşündünüz Şirket Bey. Bence de öyle yapalım. Yıldız'cığım, sen niye böyle gerginsin? Ay nasıl gergin olmayayım Fikret? Düğüne çok az kaldı. Resmen o aileyle akraba oluyoruz ayol. Ya bizden çıkmazlarsa hiç, ne yapacağız o zaman? Aman, aman Yıldız'cığım ya. Ya Songül Hanım'ın işi gücü var, kalmaz burada. İyi ki, aman iyi ki. Ay, çok eşya getirmeseler bari. Kim bilir ne demode şeyler getirecekler çeyiz diye. Ay. Nerede kaldı bu kız, görüyor musun? Bir yürüyüşe diye çıktı, hala haber yok. Yani herhalde müstakbel kocasıyla olunca işte böyle zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Dün ne güzel dans ettiler değil mi? Çok yakışıyorlar ya. Ben gerçi Onur'u pek tanımıyorum yani. Bu tanışmamız da çok komik oldu. Ay çok fenaydı. Ama yine de güven duyuyorum yani. Seviyorum ben o alanı. Ana, ben de seviyorum eniştemi. Çok dürüst adam. Ne oldu, sen niye tavanda şey arıyorsun? Ha yok, ben de eniştemi çok seviyorum anneciğim. Bak 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 bak. Hani. Oo, ay. Benler çeyiz mi bunlar şimdi? Ay ne çok çeyiz varmış anne, maşallah sana. Ha ha, vallahi.
Bayağı elimden geldiği kadar yaptım hayatım ama baksana şunu. Ay. Şey Nergis'cim koş. Benim odadaki dantelleri de getir yavrum. Ne danteli? Dantel mi kaldı ya? Yok ya. Ben 3 kuruş maaşla çalışırken bütün paramı bu dantellere yatırdım. Çok değerlidir kızım, bakma sen. Sen anlamazsın. Sen merak etme, ben televizyonun üstüne falan hep koyarım, merak etme sen. Ay ablacığım, böyle var ya bütün çeyizini her yere sereceğiz ha. Hiçbir şey yok demesinler. Vallahi hadi kalk. Geçiyor be, inanma. Kalk, gözünü kalk Nergis kalk. Hadi. Tamam tamam, getiriyorum. Şimdi Burcu'nun içinde senin nevresimlerin var, tamam mı? Kışlık, yorgan takımların var. Oldu mu yavrum? Başka bir yerde arama. Hamam takımları nerede, hamamlar? Tamam bak, havlular da orada ablacığım. Ha. Şimdi havlu falan dediniz de anne ya. Hamama falan ne gerek vardı? Sanki her şey sırasıyla oluyormuş gibi. Aa, olur mu? Kızım ne kadar güzel. Vallahi İsmet Hanım'a helal olsun ya. Ne iyi yapmış, düşünmüş. Her şeyi yapıyor kadın. Şimdi biliyor musun, benim hiçbir şey yapamadım. Hep ukdedir içimde. E tabi babama kaçınca. Sen üniversitede tanıştın seninkini. İyi tamam kızım, annem ya. Yerim ben seni. Hadi. Ha getir, 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 getir. Bak bu tek. Bu annemden kaldı. Mevlüt eşarbı, tamam mı? Mevlüt örtüsü, oğlunun mevlütünde takarsın sen de. Örterim. Nasıl? Hayır güzelim. Ay gerçekten çok güzelmiş. Teyzelerde var değil mi bunlarda? Olmaz olur mu? Sana da var. Ablan evlenirken vermiştim. Ne yaptı bilmiyorum. Ay ne yapacağım anne? Duruyor evde işte. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu arada araba geliyordur yani. Toparlanalım. Tamam tamam, hadi toparlanırız. Hadi. Nergis kalk ablacığım. Sen onları al götür. Ben de şuraları tamam, toplayayım arkanızdan. Anneciğim ben sen de onları. Hadi. Olduğum sürece sizin ayrılmanıza asla müsaade etmem. Ablacığım o ne öyle bir tane valiz? Kaşıkları bıraktım. Niye? Nasıl niye? Zaten birkaç ay sonra geri döneceğim abla, biliyorsun. Ay Lale ne olur öyle deme ablacığım ya. Ay, gidiyorsun diye zaten üzülüyorum, bir de dönünce üzüleceğim. Lale. Ya belki ayrılmazsınız ha? Ya öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Onur zaten Pelinsu'yla evlenmek için zaman kolluyor. Geri döneceğim belli. E belki kanadı taktığı yüzüğü ne diyorsun ha? O benim kafamı çok karıştırdı biliyor musun? Gördüm. Kaçar mı benden? Peki biz bunun altında bir şey aramalı mıyız? Ay vallahi bilmiyorum ablacığım ama Onur gibi bir adam öyle yüzüğü kolay kolay takmaz o eline ha. Onur'u bana mı anlatıyorsun? O kesin babaannesi üzülmesin diye. Hani kandırmak için takmıştır yani. Ay yok yok, hiç öyle bir şey değildir be. Allah yok. Ay hazırladınız mı eşya? Kızım bir bavul almışsın, sanki doğurup dönecekmişsin gibi. Ay anne. Şey. Şimdi benim karnım falan şişecek ya, çok kilo alacağım. O yüzden almadım yanıma. Doğru doğru. Anne geldiler. Geldiler. Ay resmen yuvadan uçuyorsun Lale sen. Ay. Ne hatırlatıyorsun? Korkma. Ama bana bu şekilde yapmayın ama. Ha. Dengesizleşiyorum ama ben. Zevzek bu. Bu zevzek. Hadi gel. Tamam. Yok. Tamam. Yok. Hadi gel sen şu ufak şeyi al. Hadi gel gel bakalım. Ya Yıldız Allah aşkına bak, Allah aşkına annemin yanında da böyle Songül Hanım hakkında ileri geri konuşma ya sakın, aman.
Ay şu an daha çok gerdin beni yani Fikret. Annen de zaten o yüzden yerleşti buraya. Her şeye müdahale edebilmek için. Ay ödüm koptu. Ay yakalandım zannettim Onurmuş. Kime yakalandın sandın anne? Anneme, anneme. Ne olacak anneme? Yıldız, annem de olabilirdi. Annem de olabilirdi. Onun için konuşmalarına dikkat et. Ay kendimi bir an kaybettim Fikret. Ne yapayım? Anneciğim. Şimdi eşyalarla beraber Lale ile annesi de gelecek. İstersen Şerife'ye ona göre bir şeyler hazırlat. Dört silah şöler desene sen onlara. Birbirlerinin kuyrukları gibiler resmen. Aa pardon. Bir de o hayırsız damatları vardı onu unuttum. Çirkin böyle böyle bakan. Ay. Ama tatlı aileler be anne. Ha? Samimiler, sıcaklar, içtenler. Öyle değil mi? Ne oldu? Ya, doğru. Doğru valla. Yani ben bu kardeşlik duygusunu çok bilmem ama güzel olurdu herhalde anne. Bir kardeşim olsun isterdim yani. İster miydin? Yani kardeşin olsun ister miydin? Aa Yıldız ne dersin, yapalım mı bir kardeş? Ya şimdi bu yaştan sonra yani Fikret'cim lütfen. Aa ne varmış yaşımızda canım, ne varmış yaşımızda? İnsanlar 70'inden sonra doğuruyor canım ama bak. Sen hazırsan ben de hazırım. Neyse, ben müsaade alayım. Bu muhabbet iyice garipleşti çünkü. Siz konuşun detayları. Hadi bakalım, görüşürüz. Havuza gireceğim, üstüm başım değiştireyim. Tamam. Yo, Yıldız, istemiyor musun yoksa? Fikret, böyle konuşuyor olabilmek için başına güneş geçmiş olması gerekiyor. Lütfen rica ediyorum, git mayonu giy, serinle havuza gir hayatım. Ben de yukarıyı kontrol edeyim. İstirham ediyorum, mahcup oluyorum. Lütfen. Ne var? Bak kardeşim, onu hurçu oradan taşıma Allah aşkına. Ne olur biraz özenli tut. Kaç yılda şey yapıyoruz onu, günlerdir. Onu da diklemesine tutan kardeş, onu yatır lütfen. Anne yapma ama, ağlama. Yok yok yok. O en üstte duracak o. Ay en güzel kardeşim şimdi yuvadan mı uçuyor ya? Ha? Sakın rol çalma. Sakın bak ağlamıyorum. Oh. Ay valla ben bile ağlayacağım ya. Anne. Anne. Ay Allah'a şükürler oğlum. Ne? Öyle bir şey düşündüm ki ağlamak geçti. Ne düşündün? Ay, ay aşkım ya sen Avustralya'ya gelin olarak gitseydin. Ha, ya gittiğin yerde ya havalimanı olmasaydı. Ya biz oradan otostoplarla gitmek zorunda kalsaydık. Düşünebiliyor musun? Ya senin kocan konsolos olsaydı da ben hipopotamlarla yaşamak zorunda olsaydım. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Ay çok mutluyum. Çok kapı komşuyuz. Ay çok iyi taşındı da. Anne vallahi iyi düşünmüşsün ya. Bak bizi ağlatmayı bıraktın, güldürüyorsun. Ay biliyorsunuz ben evlenince iki sokak arkaya taşındım da böyle iki hafta arkamdan gözyaşı döktü ya. Ay. Çok eşyası yoktur ki bu kızın canım. Sığar buraya. Bunlar da ne? Kim aldı ki bunları? Ay pijama hem de bir örnek. Ay Onur aldı. Onur aldı bunları. Ay bu kadar samimi olmuş olabilir mi bu kızla? Ay yok artık, bu kadarı da fazla. Fotoğrafını koymuş hem de başucuna koymuş. Ay vallahi bayılacağım. Kısa jestler yapıyor, fotoğrafını başucuna koymuş. Topla kendini Yıldız. Yo, bu konuyu el atmanın zamanı geldi. Ne bu aile, ne de bu kız bu evde gün yüzü görmeyecek. Asla. Ben hayatta olduğum sürece bu evlilik gerçek bir evliliğe dönüşemez. Ay o yukarıda bekliyorlar. Geç kalacağız. Ayıp olacak artık ha. Anneciğim günaydın. Bana lütfen anneciğim demeyin. Ne diyeyim? Benim adım ne? Songül. Yanına hanımefendi ya da bayan. Songül Hanım. Hah bu iyi. Bir.
İkinci ders. Burada ne işin var senin? Annem bugün pazar ya. Songül Hanım, bugün pazar ya. Ben evladımı gezdireceğim diye geldim. Her pazar olduğu gibi ama. Evladını bugün eş altında gezdirme, olur mu? Ha? Sonra başına güneş geçer, senin gibi olur. Bir parana kıy. Bir sinemaya falan götür çocuğu. Tabii anne. Songül abla. Hanımefendi. Songül Hanım, tabii ki evladım olduğu için ben onunla çok ilgileneceğim. Yani güneşte falan bırakmam asla. Sinemaya götürürüm tabii, aşk olsun. Babacığım, seni o kadar da çok özledim ki dün gece rüyamda seni gördüm ama yine de duyamadım. Ay inanmıyorum anneciğim. Sen babanı rüyanda mı gördün? Evet anne, babamı dün gece rüyamda gördüm. Hep beraber evimizde yaşıyorduk. Ya yavrum, sen de babanı görünce bülbül kesiliyorsun evladım. Evlat işte. Neyse, yani bu evde mi yaşıyordunuz? Yani evimiz derken hep beraber bu evde yaşıyorduk. Anladım. Gidelim artık hadi. Kurtuluş, şimdi ben seni ararım çocuğu getirdiği, tamam mı? Ben aramadan da sen beni arama. Böyle çocuğa da abur cubur şeyleri falan yedirme. Bak. Usta sınırsa burada da kıyafetleri var. Giydirirsin, tamam mı? Sonuç olarak benim evladım olduğu için en iyisi neyse ben zaten yaparım. Sen kapıyı kapat lütfen. Tamam. Yavrum sen de babanın tadını çıkar doya doya. Hadi. Hadi kızım, görüşürüz. Hadi. Bay bay anne. Görüşürüz anneciğim. Bunu arabada okursun. Nihayet kurtuluştan bir türlü kurtulamadı. Ay anne ya, çok üstlerine gidiyorsun ama yazık çocuğa. Ha yazık değil mi? Allah Allah. Kızım ben sadist miyim Allah aşkına? Ben istemez miyim birlikte olmalarını Allah aşkına, ama üç gün sonra yine aynı şeye dönecek. Önünüzde babanız var, hiç mi ders almadınız? Ne kadar uğraştım didindim, babanız değişti mi? Gidin o güzelim yıllar oldu. Ha o güzelim yıllarını çöpe atmak istiyorsan at. Ben onun harcayacağı yıllara ölçüyorum. Neyse gelir şimdi anne, sonra konuşuruz. Ay bu hasret bitsin artık ünlüm. Seni çok özledim. Ay ben de seni çok özledim kurtuluş. Şerife bana bir kahve yapsana ya. Aa, ay bu koku ne be, bu ağır koku, iğrenç. Anason fıçısına mı düştünüz beyefendi? Hayır yani çakmak yaksam havaya uçacaksınız vallahi ya. Akşam biraz takıldık, ne olmuş ya? Hayırdır sen ya? Sametciğim sende bir haftadır bir değişik haller var zaten. Ne oldu? Bu canını yaktığın kızların ahı mı tuttu yoksa? Şerifeciğim, hadi bana bir kahve yap. Başım çatlıyor zaten. Arkasından da bir ağrı kesici ver. Emredersiniz şehzadem. Başka bir isteğin var mı canım? Az ya da kendine hizmetçi tut. Şerifeciğim sen zaten hizmetçisin. Boşa niye masraf yapayım ya? Bir kahve yapacaksın alt taraf. Yapamam, çok işim var. Lale Hanım'ın çeyizi geliyor bugün. Lale Hanım da geliyor mu? Lale Hanım'ın çeyizi olduğuna göre Lale Hanım da geliyordur herhalde Sametciğim. Annesiyle kardeşi de geliyor mu? Ay evet de sana ne oluyor? Ay, hayırdır senin bir Betim benzin attı. Ne oluyor Samet? Ben kaçtım. Gel tamam. Gel otur Allah aşkına, kendi ellerimle yapacağım o kahveyi sana. Şu haline bak, perişansın ayol. Tatlı ister misin? Yok teşekkürler, ben ayıldım zaten. Kolay gelsin. Aa tam dengesiz. Ay manyak bu çocuk. Deliler evi ya. Onur Bey. Samet. Fikret Bey günaydın. Günaydın, ne bu acele? Efendim benim dışarıda arkadaşlarla biraz işim var da acaba ben onların yanına mı gitsem diyorum. Yok yok. Sen hiçbir yere gitme. Şimdi birazdan Lale gelecek. Annesi falan hepsi burada olacak.
eşyaları yerleştirecekler. Ondan sonra gelin hamamı için işte otele gidecekler falan. İhtiyaç olur sana. Sen burada kal. Tamam o zaman Onur Bey. Ben odama gideyim. Bir ihtiyaç olursa bana bir telefon açarsınız. Tamam. Gittim ben. Hadi git. Ne yapacağımı şaşırdım ben ya. Onur Bey Lale ile ailesini otele bırakmasa ne diyeceğim? Bırakamam mı diyeceğim? Her şey geçti. Nergis de aynı evdeydi. Ya karşılaşsak? Bendeki bu şans varken kesin karşılaşırız ya. Vallahi bezdim ben ya. Vallahi bezdim. En sonunda beni Amerika'ya kaçıracaklar gerçekten ya. Yok Amerika'ya değil de köye giderim ben. Neye yanacağımı şaşırdım ben. Nergis'imi kaybettiğime mi yanayım? Söylediğim yalanlara mı yanayım? Ah Samet. Ah Samet. Vallahi bıktım ya. Baba ben de gidiyorum. Laleler birazdan burada olur. Tamam oğlum hadi bak işine sen. Ya sorma bu işlerle uğraşıyorum baba ya. Allah'ım şimdi eşyalar gelecek bilmem çeyiz gelecek o gelecek bu gelecek ya. Ya zamanında biz de çok yaptık oğlum. Vallahi. Hadi bakalım. Hak veriyorum sana. Hadi görüşürüz. Yine bayan güzel havuz ha. Tamam tamam. Son parayla da dondurmayı aldık. Şimdi kızı sinemaya götürmezsek bu kayınvalidenin kulağına mutlaka gider. Ay ondan sonra dır 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 ben çekemem bunların muhabbetlerini ya. Of. Ne yapacağım ben ya? Aha. Alo, Eyüp'üm. Ne yapıyorsun ya? İyi be ya, ne olsun işte yuvarlanıp gidiyorsun. Beni görmeyince merak mı ettin? Yok be oğlum, kayınvalidede kalıyoruz da ondan. Şimdi mi neredeyim? Mahalledeki parkta. Geliyor mu? İyi gel. İyi tamam tamam bekliyorum. Allah Allah. Baba hadi beni sallasana. İyi sallayayım babacığım, hadi geç. Ona bak çok hızlı yeterim ama ha. Dondurmaya dikkat et bak üstüne başına damlamasın ama. Hızla sallayacağım ha sıkı tutun. Babacığım akşam anneannene gidip ne kadar çok eğlendiğini anlatırsın değil mi? Hem de ballandıra ballandıra anlatırım. Aferin kız. Şişt, bana bak ondan sonra git anneannene de ki ya annemle babam barışsın diye böyle içli içli laflar söyle tamam mı? Baba öyle dersem anneannemin ne yapacağını biliyor musun? Senin tembih ettiğini anlar. Anlasana baba. E ne diyeceğiz? Ama babam istiyorum diye üzgün durarsam ne yapar? Torununa kıyamam. Yemin ediyorum az çakal değilsin ha. Kimin kızıyım ben baba? Vay be. Çok konuşma diyorsun yani ha? E ya anne? Var ya sen az değilsin ha. Ulaş. Oo Eyüp'üm. Bir dakika kardeşim. Şişt, babacığım sen şimdi in şuralarda böyle bir kaydırak maydırak oyna tamam mı? Eyüp amcan geldi ben onunla biraz böyle muhabbet edeceğim. Tamam. Hadi fırla bakayım. Sen şurada bir kaydıraklara doğru hadi bakayım. Bak çok dikkatli ol ha. Tamam mı babacığım? Tamam. Eyüp'üm ne yapıyorsun ya? Yolunda her şey ya. Vay. Maçayı maçayı düzeltmişiz işleri iyi yani ha? Yani fena para değil. Fena para değil mi? Lan öküz gibi para o be. Ama maalesef sen eve dönecekmişsin. Yapacak bir şey yok. Para da peşindi. Böyle biz bunu hani bir günlüğüne falan yapamıyoruz mu? Ya normalde haftalık veriyoruz biz ama sen yabancı değilsin. Harbi mi lan? Nasıl aldıysak öyle veriyoruz. Ben kefilim ya. Ya bak tamam sen kefilsen eyvallah o iş olur. Bereket versin birader. Yalnız bana bak. Kimsenin duymaması lazım ha. Eğer Nünü'nün kulağına giderse var ya yemin ediyorum öldürür beni abi. Hem de öyle bir kere falan değil ha. Bir öldürür, diriltir, sonra bir daha öldürür. Merak etme aramızda. Aman gözünü seveyim hadi. Yemin ediyorum başka bir şey istesem olacakmış ha. Babacığım gel gel. Kız şimdi bak sinemaya mı gidelim? Yoksa ne bileyim
Luna Park'a mı gidelim? Ya da boş ver, böyle bir sinemaya girelim, üst üste 4 tane 5 tane film mi seyredelim ha? Aslansın be baba! Ay! Aslanım ne bir kız? Yavrum, güzel kızım benim. Yani tabii sen şimdi ne istiyorsan ye, ne istiyorsan iç de. Yani yine de biraz dikkat etmek gerekiyor. Ben dikkat ediyorum zaten. Mesela normalde 5 ekmek yiyorum ama bugün 3 ekmek yiyorum. Aman kızın üstüne gitmeyin canım. 2 canlı o artık. Ne isterse yesin. Ye kızım sen. Bak. Çocuklar, lütfen benim için babanıza bakın. Bir dönün ve babanıza bakın. İşte bu gerçekten çok yanlış bir düşünce. Şahat. Çok doğru anneciğim. Yani elbette hamileliğin ilk ayları tabii çok önemli. Ama yine de çok dikkat etmek gerekiyor yavrum. Mesela şeker ve aşırı karbonhidrat çok zararlı. Evet. Protein mesela çok yararlı bebiş için. O yüzden ben bugün 5 tane yumurta kırdırdım. Oha, badici gibi. 5 tane yumurta ne aşkım? O kadar protein değil, az bir şey protein. Bebiş için. Erol'cum, yavrum yarın siz kontrole gidiyorsunuz değil mi doktora? Evet anneciğim. Ay, bakalım cinsiyeti ne olacak? Ay, inşallah benim gibi böyle şirin minik bir kız çocuğu olur değil mi Erol? İnşallah miniklik de sana çeksin. Ama sağlıklı olsun da. Abi. Tabii ben de kız olsun isterim. Hep bir kızım olsun istemiştim. Aa, öyle mi babacığım? Olmamış mı? Yok oğlum, torun babında diyorum yani. Torunum kız olsun istemiştim ben. Hı, o kadar güzel toparladın ki hayran kaldım gerçekten. Sağ ol oğlum. Filiz'cim, canım kahvaltın bittiyse hadi. Nereye Betül? Yıldızlara gidiyoruz tatlım. Bugün Lale'nin çeyizleri geliyor. Biz de onlara yardım edeceğiz. Hı hı, yardım. tabii gitmişken birkaç tane fitne tohumu ekmenin ve Songül ile Yıldız'ın arasını açmanın hiçbir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Olmaz herhalde. Oradan da Lale'nin hamamına. Aa, Lale'nin hamamı mı varmış? Ya gelin hamamına ya. Aa, aman varoş varoş adetler. Gelin hamamı neymiş kız? Bir dakika. Varoş adetler mi? Ben söyledim bir kere İsmet babaanneye hamama gidelim diye. Sen beni varoşu mu buluyorsun ya? Hay aklına bin yaca, biliyor musun? Ne güzel hayal etmişsin. Gelin dediğin hamamda olur zaten. Gidin göbek taşına yatın, güzel güzel helmelenin. Evet, ben böyle cansız manken gibi duracağım yani bir köşede. Cansız ama manken değil. Şadi, bizim gelin prenses gibi. Prenses gibi mi? O ne ki? Şimdi böyle iltifat gibi bir şey mi yoksa bir art niyet arayayım mı? Sanki bana bir laf sokma gibi geldi be. Yavrum niye kötü niyet seziyorsun? Prenses gibi hani şimdi sen böyle oturuyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. İstediklerini yiyorsun, istediklerini içiyorsun, istemediklerini yemiyorsun. İşte bu prenses gibi. Ay güzel bir şey yani. Ben bir prenses gibiyim. Daha çok prenses gibisin. Hadi tamam, doydum ben. Doydum, bir daha acıkmadan kalkalım hadi. Hadi çabuk, o zaman demek ki 15 dakikamız var, hemen kalkalım. Anneciğim. Oltaladım espriyi. Yakaladım yani, benden kaçmaz diyorum. Tebrikler yavrum. Ay. Allah'tan klima var, vallahi yapışırdık ha. Trafik yüzünden 1 saat ya. Ne gören de bir uçtan bir uça gidiyoruz zannedecek. Ah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyükler. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Nasılsınız kızım? İyiyim yavrum. Sen nasılsın? Ay. Hoş geldiniz. Ay, nasılsın Laleciğim? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun kızım. Buyurun o zaman bir kahve içelim, oturalım. Ay yok. Hiç oyalanmayalım biz. Malum işlerimiz çok fazla. Bu gece hamam da var biliyorsunuz. Evet. Laleciğim, doktorun onayı var değil mi canım? Çünkü bebek için zararlı diye biliyorum ben. Yıldızcığım, o eski tip hamamlar için. Bu otelin hamamı. O kadar sıcak olmuyor. Değil mi? O kadar bizim de aklımıza gelir normalde. Yok, ben hatırlatayım da. Yok, hiç aklımızdan çıkmıyor. Ne kadar düşüncelisiniz ama. Çok teşekkürler. O zaman
Buyurun geçelim. Buyurun lütfen. Ben çok... Sen nasılsın? İyiyim. Oğlumuz nasıl? İyi mi? Her şey yolunda. Güzel. Geçsene. Buyurun Sorgül Hanım. Buyurun. 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 Ay çok güzel. Ay mobilyalar harika. Aa. Ay çok güzel. Ay ya da ne kadar rahat. Öyle mi? Ay. Ah. Ama en güzeli. Ay Onurcuğum yavrum ya ne kadar zarifsin. Görüyor musun resmi çerçeveletmiş. Aferin sana. Nasıl ne kadar düşüncelisin. Baksana ne kadar düşünceli. Ay bu da mı burada? Ay en çok bunu sevdim ama. En güzel parça bu. Ay paşam bunda mı yatacak? Gerçekten çok zevkli bir parça. Ay gerçekten çok güzel olmuş ya buraya bu. Ablacığım. Onur'un sürprizi o. Onurcuğum çok güzel düşünmüşsün. Eline sağlık. Beğenmenize sevindim. Onur'um çok düşüncelidir. İyi bir baba olacağına eminim. İnşallah. İnşallah. Hadi biz işimize bakalım mı yavaş yavaş çocuklar? Lale'cim sen rahatına bak. Önce şu el birliğiyle kızlar hadi gelin. Şunları bir indiriverelim. Ne resimlere başlayalım önce? Ben müsaadenizi istesem. Zoru bulunca kaçtın damat. Aşk olsun. Var mı yapabileceğim bir şey? Hadi müsaade senin. Tamam. Ne kadar güzel nevresimler onlar. Pamuklu düz nevresimler zaten her zaman kullanılır ama adettendir. Önce biz bir serelim, siz istediğiniz zaman çıkarırsınız. Tabii tabii yaymak lazım adettendir, daha sonra kaldır. Lale, yavrum sen bir elleme, şöyle bir otur. En fazla yapacağın şey parfümlerini falan diz, tamam mı güzelim? Biz Şirri'yi çağırsak. Yani iş çok fazla da. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Allah aşkına biz otelci gibiyiz, hallederiz her şeyi. Yok yok, ben Şerife'yi çağırayım. O Onur'un düzenini daha iyi biliyor çünkü. İzninizle. Şunları da versene yaz. Şerife. Buyurun Yıldız Hanım. Ben de misafirler için bir şeyler hazırlıyorum. Yemeğe de kalırlar mı acaba? Yok yok, yemeğe kalmayacaklar da. Sen işin bitince lütfen Onur'un odasına git. Yardımcı ol odayı yerleştirmelerine. Çocuğumun odasını mahvettiler. Sen daha iyi biliyorsun Onur'un düzenini. Siz hiç merak etmeyin Yıldız Hanım. Tabii ki. O iş bende. Ben açarım. En sevdiğim Eldim geldi çünkü. Bugün şenlik burası ayol şenlik. Çok şükür bugün bize. Ah Eltim. Ah Betül, ben de dört gözle sizi bekliyordum. Fark ettim hayatım, kapılardasın. Filizciğim nasılsın? Nasıl gidiyor hamilelik? Ay iyiyim yengoş, vallahi çok iyi gidiyor. Yiyorum, içiyorum. Devamını getirmiyorsun yavrum. Ya anne, yatıyorum diyecektim ya. Ay tamam. Hayatım, dünürlerin geldi mi? Geldiler, yukarıda çeyiz seriyorlar. Ay bayılırım, bayılırım çeyize. Normal tabii, senin eski mesleğin olduğu için. Hadi terasa geçelim o zaman, buyurun. Teras merası o, teras merası o. Biz yardım etmeye geldik hayatım. Hadi Filiz. Ay pardon. Ay. Bunları size işlettim. Ay, ay kolay gelsin. Merhaba. Hello. Lale, Lale. İyi Filiz, senden? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor? İyi vallahi, bitti sayılır. Bak yorma kendini ben çok fazla. Ay o kadar tatlı heyecanlıyım ki bunlar, iyi yaşayın. Ay çok güzel Filiz. Filiz buraya gel, şu dantellere bak. Ay seviyorsan bak bunları da göstereyim sana. Ay bayılırım. Bak siz mi yaptınız yoksa? Evet. Ellerinize sağlık. Biliyor musunuz bunlar yeniden moda oldu şimdi. Ya. Tabii ben biliyorum. Size o zaman meraklıysanız bakın bunları da göstereyim. Bunları da dünürüme yaptırdım. Ay harika. Ay Lale. Lale. Bence sen bunları günlük olarak kullan. Şimdi kullan yani. Çünkü bunlar yeniden moda oldu biliyorum ben. Hatta bunlar kayınvalidene de örnek olurlar bak. Değil mi? Bak şahane. Tabii.
Betül'ün eski mesleği olduğu için çok iyi anlar böyle şeylerden. Ya! Aa, bohçacı mıydınız? Şakacı. Ay, şaka yapıyor canım, olur mu böyle şey? Yani ben anlarım da tabii böyle şeylerden. Yani öyle çeyizcilikle falan hiç alakam yok. Aa, yani. Keşke yapsaydınız ama. Ne güzel bedavaya getirdik malları. Vallahi ben bayıldım ya sıcaktan. Burası kalabalık da oldu. Ya ben acıktım ya, bir şeyler yemeye gidiyorum ben. Ay ben de çok acıktım. Hadi kızım, hadi güzel gelinlerim. Ben size şimdi çok güzel bir şeyler hazırlıyorum. Hadi. Hadi. Hadi gittik biz. Hadi. Efendim Pelinsu. Hayatım ben spora geldim. Eğer bugün işin erken biterse bana eşlik eder misin? Uzun süredir birlikte spor yapmıyoruz. Aslında ben de spora gitmeyi düşünüyordum ama... benim işim ne zaman diyeceği belli olmaz. Hiç söz vermeyeyim sana. Sen git. Ben geç de gelebilirim çünkü. Tamam Onurcuğum. Ben bunun acısını çok fena çıkaracağım. Eline sağlık, köpek güzel oldu. Yorulduk ama. Uf. Değil mi işler? Bitti sayılır ama karnımız çok acıktı. Aa, o zaman ben hemen size bir şeyler hazırlatayım. Şöyle aparatif yiyecek bir şeyler. Ne istersin? Sandviç. Ha? Yok, hamburger olsun ya. Yani hamburger olsun ama çabuk olsun. Böyle geç gelirse benim sinirlerim hopluyor. Sonra uyarmadı demeyin yani. Şerife de geliyor. Şerifeciğim sen onları bırak böyle. Sen bize böyle hemen aparatif bir şeyler hazırla. Tabii. Bir hamburgerimiz var Laleciğim, ne yersin? Hamburger olur. Hamburger iki, babaanneciğim. Ben bir şey istemiyorum, sağ ol. O zaman Şerife, iki tane hamburger ama acil. Tamam. Bir de bir tanesini de iyi pişecek. Tamam Onur Bey, hemen hazırlıyorum. Tamam, sağ ol. İşim yani. Gidip vallahi ya. Mutfaktan çıkamadım. Daha Onur Bey'in odası var. Gideyim, buyurun. Sanki bize gelmiş gibi oldu. Sağ ol kızım. Aman da aman, benim oğlum acıkmış mı? Oğlum önce meyvesini yesin, sonra eti de geliyor zaten değil mi annesi? Onur, sen iyi misin ya? Bizim karnımız acıktı herhalde, bebeklerle ne alakası var ya? Filiz'im hiç öyle şey olur mu? Bebek de hissediyor annesine yerse. Şimdi 6. aydan sonra çocuğun tat alma duygusu da gelişiyor. Lale, bu arada konusu açılmışken şeyi söyleyeceğim. Şimdi çok böyle ekşi ve acı yemezsek, yani oğlumuz içeride rahat etsin, tamam mı? Suratını ekşitmesin. Ya, zaten ben tatlıyı çok seviyorum. Bunu en iyi sen bilirsin. Bilmez olur muyum? Tabii ki. Onur etkilendi mi ha? Vallahi neler öğrenmişsin, bravo olsun. Yani. Bak ama öyle şey yapma sakın. Biz çocuk çocuk diye delirme. Sen kesin var ya, odaya da kapatırsın, kimseye öptürtmezsin ha. Asla, öyle bir şey yok. Çünkü bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesi için sürekli bir ortam değişikliği gerekiyor. Espri yaptım ya. Gülelim, espri. Biliyorum. Zaten Lale sürekli araştırıyor kitaplardan falan. İşte bir aradayken de anlatıyor işte 6. ayda şöyle olur, tatlı olur, böyle olur, ekşi olur falan. İşte bende de kulak aşinalığı olmuş. Değil mi hayatım? Evet, ben çok okuyorum. Bir de okuduklarımın hep altını çiziyorum böyle. Sonra o önemli bilgileri de Onur'a aktarıyorum. Maşallah. Onur'um çok iyiydi baba olacak. İnşallah babaanneciğim. Zaman öyle çabuk geçiyor ki çocuklar. Bir de bakmışsınız, o da sizinle birlikte hamburger yiyor. Sizinle birlikte yüzüyor. Bahçede sizinle birlikte koşuyor. Gördün mü? Bak bak, nasıl kullanıyor. Bak bak, görüyorsun değil mi Lale bak. Hem hızlı hem de kontrollü. Aynı babası. Evet, bak. Oo, limonatadan da. İyi, tamam, güzel. Aferin oğlum. Bak, nasıl içiyor, nasıl? Babasının ellerinden nasıl içiyormuş. Hadi bakalım. Aferin sana. Oh, aferin. Lale, 50 faktöriyel kremi sürmeyi unutmadın değil mi? Ha babam. Ay kullandım ama pimpiriklisin ya. Vallahi
azıcık da bana böyle ilgilensen, pimpiriklensen iyi olur yani. Bak bak bak, kıskandı. Görüyor musun babacığım, kıskandı. Lale Hanım kıskandı. Aşkım, senin yerin ayrı. Lale, ne diyeceğim bak. Bu arada ben senin bu elmalı kekine de bayılıyorum yani. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şey diyeceğim. Bebeğim. Oğlum bir saniye, bir saniye. Annenle özel bir şey konuşuyoruz burada. Özel mi kaldı artık? Bak ne diyeceğim. Biz acaba bir tane daha mı yapsak? Yani ben kardeşsiz büyüdüm. Bundan da memnun kaldık. Ne diyorsun? Yok artık Onur, saçmalama. Niye? Yani en fazla böyle iki tane meyve kokteyline bakar. Sana içirmek lazım biraz ondan. Anne. Bana fayda etmiyor. Öpücük alayım. Çok kötüsün ama. Bir daha bunu hatırlatmayacaktın. Çok kötüsün. Ya tamam, takılıyorum. Takılıyorum. Çocuk olmuş eşek kadar bana neler söylüyorsun burada. Geldim anneciğim. Vefakar anayım ben. Lale. Ne? Ben de vefakar babayım. Gel bebeğim. Gel çekelim seni. Onun gözlerim kurudu ayol, onu işleyeceğim. Ay, ama çok güzel oldu, çok. Onurcuğum her şey o kadar güzel oldu. Laleciğim güle güle oturun odanızda. Teşekkürler. Sağ olun yengeciğim. Elinize sağlık Songül Hanım. Kızlar aperatif bir şeyler yiyecekler istediler, acıkmışlar. Siz de açsanız yemek hazırlatayım isterseniz. Ay vallahi çok isterdim. Ay çok açım ama şimdi yemeyeyim bu gelinliğe sağ. Ay şeye, ay şeyimi tuvaletime sağmam diye korkuyorum. Rejimdeyim, çok kilo aldım. Ay böyle buranın havası da çok acıktırıyor değil mi? Evet. Ay öyledir, öyledir. Buranın havası bambaşkadır yani. Artık siz de sık sık gelirsiniz. Aa, hatta Yıldız'a söyleyeyim, size misafir odalarından birini ayarlatsın. İstediğiniz zaman da gelip kalırsınız. Değil mi Yıldızcığım? Kalır mıyız? Tabii tabii, ne zaman isterseniz. Ay gelir olduk zaten. Ay anne, kalırız değil mi? Kalırız. Uf, buyurun. Hele şükür ya. Maşallah. Afiyet olsun. Ya, patates ye. Yok, almayayım, rejim yapayım. Ay, hayır diyemeyeceğim. Yavrum yavaş, yavaş. Bak daha hamama gideceğiz. Fenalaşacaksın orada, endişeleniyorum. Ya asıl yemezsen fenalaşacağım anne ya. Elim ayağım titremiş burada benim. Tamam, tamam çocuğum, tamam. Nasıl istediğiniz gibi olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ben bahçeye inebilir miyim? Aa, tabii kızım, nasıl istersen. İstediğin gibi davran. Geç kalma. Zaten kalkacak. Meyve miyim kalkıyoruz ya. Tamam, tamam. Buralardayım zaten. Uğrattın ki Samet. Demek her şey yalandı ya. Keşke bir kere sesini duyabilsem. Thank you.
Efendim? Nergis? Samet? Nasılsın? İyiyim, sen? Neden aradın beni? Sesini duymak için aradım. Düşündüm de belki sen de benim sesimi duymak istiyorsundur. Sadece bu yüzden mi aradın beni? Evet. Ben neden senin sesini duymak isteyeyim ki? Yani ne bileyim, belki beni düşünüyorsundur. Aklıma bile gelmiyorsun. Gerçekten hiç mi? Belki bana sinirleniyorsundur. Hayır, sana sinirlenmem için sana önem veriyor olmam gerekiyor. Zerre kadar değerin yok bende. Ayrıca şu an müsait değilim. Bir daha da beni arama. Samet, ne yapıyorsun burada? Ay! Ay Samet! Şu haline bak! Ne oluyor? Havada düştü. İyi mi peki? İyi, çok iyi. Nergis, hadi ablacığım çabuk ol, gidiyoruz. Peki, tamam. Ay ne oluyor be sana deli? Daha taksi bitmedi. Lan Şerife. Ne lan sinsi sinsi seri katiller gibi arkamdan geliyorsun? Ben bir şey yapmadım. Bıyıkların düzgün mü? Düzgün, düzgün. Güzel. Kaçtım ben. Hadi güle güle. Eyvah! Gitti bu çocuğun kafası gitti. Günaydın Onur Bey. Samet, bu ne hal? Havuza düştüm de. Havuza mı düştün? Ama iyiyim yani. Bir şey yok. Biraz ıslandım sadece. Ha, biraz ıslandım. Samet, sırılsıklam olmuşsun. Epey bir ıslanmışım. Allah'ım ya. Neyse, hadi ben spora gidiyorum. Sen izinlisin. Üstünü başını bir değiştir. Ya çizgi film olacak da. O ne acayip filmdi öyle be. Yemin ediyorum gül gül öldüm ha. Evet baba. Ben sinemaya gülmedim. Sana güldüm. Çok komikten. Ne yapayım kız? O kadar para verdik. Gülmeyeyim mi yani? Parayı verdin diye şimdi lafa geçtin. Sen eğlenmedin mi babacığım bugün? Çok eğlendim. Şimdi bana bak. O zaman akşam senden tam performans bekliyorum, tamam mı? Yatarken anneannene, babam olmadan ben uyuyamam falan yapıyorsun, tamam mı? Ama bu biraz zor olacak baba. Çok güzel olmuş, bayıldım. Teşekkür ederim. Ay gerçekten çok şahane olmuş, ellerinize sağlık valla. Her şey düşünülmüş, bayıldım ya. Anne! Ben neden gelin hamamı yapmadım? Keşke ben de gelin hamamı yapsaydım. Ah güzel kızım, keşke sana da yapsaydık hakikaten. Ay. Yavrum rica ediyorum, yeme artık. Ay miden bulanacak, dur bir. Tamam, ben o zaman şerbetten içeyim. Dünürler, bana bakın. Hadi şöyle karşılıklı bir oynayın. Ay canım, yeni oynadık ya kına gecesinde, ne gerek var şimdi? Bak şöyle yapalım, kızlar oynasın, biz de çalalım, tamam mı? Ay Songül Hanım.
Bak burada ne var? Şimdi siz bunu kesin biliyorsunuzdur çalmayı. Bilmiyorum. Biliyorsunuz. Bilmiyorum. Biliyorsunuz, atıyorum. Atıyorum. Ne münasebet Betül? Allah aşkına öyle mi diyor? Teşekkür ederim. Ben bilmem zaten, beceremem. Lütfen. Ay kızım sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ay anne öyle deme, ben çok iyi çalarım söylerim. Hadi bakalım çekirdek orkestra hep birlikte. Kodifeden tüsesi. 1, 2, 3. Sizden çekiniyor. Vallahi sizden çekiniyor. Utanıyor, o yüzden oynamıyor. Yoksa harika oynar. Yok ben sevmem. Ben oynamayı zaten sevmem. Hele hamamda hiç sevmem. Yalan. Ayol yalan. Dansözlere taş çıkartır benim Elti'm. Hakikaten mi? Oynayacaksın. Ay at. Çal oynayalım hadi. Betül oynarsa oynar. Aa, ben hamamda oynayacağım ben. Ay bayılacağım. Gelin kaynana aşkı. Ben inanamıyorum ya. Selam. Selam. Erken gelebilmene sevindim. Aa evet ya, işlerimi bitirdim o yüzden geleyim dedim yanına. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? Nasıl olabilirim ki aşkım? Gördüğün gibi ruh hastalarıyla uğraşıyorum. Yani sorun çıkarmayacağım diye sana söz vermemiş olsam gerçekten şu anda oraya gitmiştim. Çok ciddiye alma, seni kızdırmaya çalışıyorum. Ya bu kaçıncı ama ya, gerçekten çok sıkıldım artık. Yüzüğü takmaya başlamışsın. Benim üzerimdeki baskının çok daha fazlası senin üzerine var. Bir de yetmiyormuş gibi babaannenin size yerleşmiş olması. O istedi değil mi takmanı? Tabii devamlı burnunuzun dibinde. Aslında evet ama... Biliyorum hayatım, ben seni takmak istemediğini gerçekten biliyorum. Bu konuyu uzatıp daha fazla canımızı sıkmayalım. Zaten zamanımız kısıtlı. Bunun tadını çıkaralım. Olur. Ben koşu bandına geçeyim o zaman. Yaptır anne. Ben hiç yaptırmadım ki ayak masajı nasıl?
Ayem! Ay! Ay! Oh! Biliyorum. Hadi bakalım. Ru, ayem migren. Benim kocam, buralara nasıl böyle o var? Bir de kafa, masaj, okey. Ayak no, hiç. Yiğit de öldür, hapkını yeme. İyi masaj yapardın. Bir şey söyleyeceğim, annem babamdan bahsetmeye başladı. Anneciğim, herhalde hayat hikayeni anlatmayacaksın değil mi? Herhalde anlatmayacağım kızım, İngilizcem ilerletmeye çalışıyorum. Ay anne çok komiksin ya. Anneciğim hadi yaptır. Yaptırayım. Huylanıyor biraz. Anne vallahi bak bütün sinirler ayak altında. O yüzden en önemli masaj ayak masajı. Yaptır bence. Yaptırıyorum. Biraz da huylanıyor bir yandan da. Ama iyi gevşetiyor. Ay. Ay o ne güzel. Ay ben bir alışıyormuşum buna. Her hafta geliyormuşum burada böyle. Alış ne var? Geliriz yine. Ha? Kaç liradır bu? Ama anne nereden baksam 100 dolar vardır. Anne. Parayı duyunca. Bakın bu maskelerden sonra yüzümüz yumuşacık olacak. Ay. Ay vallahi böyle kendimi prenses gibi hissediyorum ha. Ay. Ay ben zaten öyleyim. Ben prenses gibiyim. Ay anacığım bu ne acayip bir şey. Hem gevşetiyor hem gıdıklıyor hem... Ama... Ay anne öyle bir etkisi var ama sonradan çok iyi hissedeceksin. Onur mesela çok iyi ayak masajı yapıyor. Doğum kursuna gittik ya. Orada yaptı. Hiçbir şey de hatırlamıyorsunuz. Tamam. Hatırladık ha. Lale, Onur'a söyleyeyim de Erol'e de öğretsin ya. Öğretsin vallahi çok iyi gelir. Böyle ödeme atarsın. Lale sen şimdi benden daha kıdemlisin tabii. Her şeyi biliyorsun ama Onur da fena değil ha. Onur da her şeyi biliyor maşallah. Lale, bu kursa biz de gelelim mi ya? Gel tabii. Mesela yarın biz gideceğiz, siz de gelin. Çok eğleniriz vallahi. Masajlar falan eğlencelidir tabii. Ay! Elkiler! Elkiler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Masajdaydık. Ben de ayak masajı yaptırıyorum. Aa, ilk defa galiba. İlk defa ama hep yaptıracağım. Çok sevdim. Siz nasılsınız? Rahatladınız mı? Ay bana da çok iyi geldi. Oh iyi. Ben de biraz rahatladım tabii. Vallahi ben de çok rahatladım. Kınanın yorgunluğunu da attık çok şükür. Bizim işimiz bitti. Tamam bizimki de 5 dakikaya biter biz de geliriz. Tamam o zaman şöyle üzerlerimizi değiştirelim. Bir yorgunluk kahvesi içelim beraber. Hadi aşağıda buluşuruz geç kalmayız. Betül gelinlerimiz hamile. İstirham ediyorum yorulmuşlardır evimize gidelim artık. Ay Yıldızcığım ben bir yorgunluk kahvesi içmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Hadi çocuklar hadi. Aşkım, ben çok yoruldum. Çıkalım mı artık? Ben biraz daha kalayım ya. Çok vaktim olmuyor biliyorsun gelmeye. Peki, tamam. O zaman ben duş alayım. Çıktıktan sonra birlikte yemek yer miyiz? Ya ben çok yorgunum, direkt eve geçerim. Eve mi geçeceksin? Başka bir programım var. Eve geçeceğim Pelinsu. Peki, tamam. Yarın araziye gidiyoruz değil mi? Gideceğiz ama benim sabah bir toplantım var. Gitmemiz öğleni falan bulabilir yani. Sen boşuna erkenden gelme. Beni ne kadar geç görürsen o kadar iyi yani. Pelinsu, sen oraya gelip bekleme diye söylüyorum ben.
Altında bir şey arama, tamam mı? Tamam, aramam. Görüşürüz. Ne iyi geldi be. Yüzüm yumuşacık oldu ya. Vallahi. Bana bak, bu İsmet Hanımlar ne kadar para ödemiştir acaba? Pahalıdır. Ama ne ki onlar için, boş versene. Doğru diyorsun. Sonuçta kardeşimizi verdik. Canım harcasınlar, ne olacak ama. Herhalde. Ay, ben bundan sonra hep giderim. Anne, teyze, anneannem nerede? Yoksa yattı mı? Niye? Ne oldu kızım? Babam istiyorum diye ağlayacaktım. Geç mi kaldım yoksa? Kim söyledi sana bunu? Babam mı söyledi? Sence anne. Hadi be Gülşah'ım ya, hadi be ya. Anneanneni ikna etsene, sen edersin. Benim bir de sorduğum soru. Gel. Annesinin bir sirke. Oy, hoppa. Aferin benim kızıma. Nergis. Hı. Ben bir diyorum ki... Benim eve bir gideyim geleyim, alacağım birkaç tane eşya var, onları alayım geleyim. Niye gidiyorsun bu saatte ya? Allah korusun, bir şey gelir başına. Nergis şimdi çocuğun yanında. Ha, pardon ya. Tabii sen git. Hı. Zaten böyle fırsat bir daha geçmez eline senin. Annem de sabaha kadar uyanmaz. Bir şey olursa ben seni ararım. Ay, gideyim de şöyle kurtuluşuma bir sürpriz yapayım. Vallahi sonuna kadar hak etti ha. Evet anne. Bence ona sürpriz yap. Çünkü o kadar çok hak etti ki. Benim istediklerimi yaptı babam. Ay, yapacak tabii. Anneciğim, o senin baban. Yapacak tabii. Şimdi bak, ben o zaman bir gideyim geleyim. Tamam mı? Sen de Nergis teyzeni üzmeyeceksin. Söz. Üzmeyeceğim. Zaten teyzemi üzmem ki ben. Ay, ben seni yerim o zaman. Nergis, al anne. Hadi gel. Hadi teyzenin yanına. Gel. Ben de gideyim. Gelin. Değil mi Nergis teyze? Hı, tamam. Hadi. Hayatım, daha saat kaç? Getirdiğin yere bak beni. Lütfen, ben uyumak istemiyorum. Uykum yok benim. Uyumayacağız ki. Nasıl uyumayacağız? Terbiyesizleşme. Niye ya? Ne niyesi hayatım? Bebeğin daha ilk günleri. İlk günlerden psikolojisini bozacaksın canlının. Ya niye psikolojisini bozayım? Masal okuyacağız bebeğimize. Ha, sen onu mu kastettin? Masal okuyacağız mı? Hadi getir okuyalım. Masal olur. Masal okuyalım. Nasıl getir okuyalım? Nerede kitap? Masal kitabı almadın mı? Dedin mi ki? Demedin ki. Al demedin ki. Dedin mi ki? Hayır, benim demem mi gerekiyor ya? Benim demem mi gerekiyor? Sen bu kadar ilgisiz bir babasın işte. Yaşam sevincim. Yapma böyle lütfen. Yapmayayım değil mi? Sonra bebeğimiz üzülür. Ya bebek ne üzülecek? Ben üzülüyorum. Murama geldi artık benim. Yeter. Bebek neyi üzülecek? Neyi anlayacak da neyi duyacak acaba? Neyi bilecek bit kadar canlı? Ya sen ne bağırıyorsun ya? Ya sen nasıl bir kıraca arıysın ya? Bebek bu. Hissediyor tabii ki. Aa, öyle mi oluyormuş diyorsun? Onur var ya, öyle bir kitaplar okumuş, öyle bir şeyler okumuş ki. O kadar bilgili ki sanırsın kendisi hamile. Bir de sana bak. Onur her zaman meraklıydı. Neye? Hamileliğe mi? Evet, hamileliğe meraklıydı. En az 3 tane çocuk yapayım diyordu. Okumaya meraklıydı aşkım. Ha. Onu diyorum. Lale doğurana kadar zaten olursa da Onur, doktor Onur. Ay vallahi neredeyse kendisi girecek ya. Doktora da diyormuş. Çekil, ben çıkaracağım diyormuş. Lord ya. Ne dedim? Lord mu? Lord mu? Lale geçen tartış var ya, gizli. Aşkım. Aşkım, iyi misin? Ay, hiç bu kadar iyi olmamıştım. Lord mu diyormuş? Üşüteceksin. Ay, çiçeklerim. Ay, evimi de özlemişim ha. Ha? Işıklar da yanıyor. Ay, yap bakalım. Nünüm. Efendim Nünüm. Kurtuluş, ne yapıyorsun? Ne yapayım ben Nünüm? Sizi düşünüyorum, ben başka ne yaparım? Sen ne yapıyorsun bebeğim? Ay, ne yapayım işte, biz de hamamdan geldik. Evdeyiz. Birazdan. Biz de yatacağız, böyle yatmadan önce bir sesini duyayım dedim. Yatacağım mı? Gülşah'ımla yattı mı Nünüm? Ha, yatıyor evet. Sen ne yapıyorsun, sokakta mısın? Yok canım, benim sokakta ne işim var Nünüm bu saatte? Evimizde oturuyorum. İyi, tamam madem. Sabah konuşuruz, iyi geceler. İyi geceler Nünüm. Bay bay.
yapamam oldu bu işe. Ulan kızın lafıyla hareket ettik, bayağı sokakta kaldık ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ay şimdi beni görünce vallahi şok olacak ha. Oh. Sürpriz! Ay, aa! Ay siz kimsiniz be? Turist. Rusya. Siz turist? Da. Da. Siz Rus? Da. Ne yapıyorsunuz benim evimde? Rent a house. Ha! Siz bu evi kiraladınız. Da. Da. Evli misiniz? Ulan kurtuluş. Ulan yedim seni. Bir evi kiraya vermedim kalmıştı. Ay. Çıkın. Ne olsun mi? Tamam. Haroşe. Haroşo. Şey. Nazdorovya. Şey, tamam, siz bu evde kalın. Ortalığı çok fazla dağıtmayın. Tamam. Da. Haroşo. Haroşe. Olur. Tamam, hadi. Ulan kurtuluş. Ben yaktım seni vallahi. Ben sana yapacağım şeyi biliyorum ama. Ah ben sana yapacağımı biliyorum. Bak ben seni nasıl var ya çatır çatır boşayacağım. Bu gece burada geçer mi ya? Şu halimize bak be. Ama olsun be. Gülşah mutlu oldu ya. O da yeter bana. Aha. Nünüm. Efendim Nünüm. Boyun posun denir misin senin kurtuluş? Bittin. Bittin kurtuluş. Sakın beni bir daha arama sen. Sakın. Nünüm ne oldu yine ya? Ne yaptın? Bak 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 bir de ne yaptın diyor ya. Yok kurtuluş. Bitti. Bir daha var ya. Bir daha benim yüzümü asla göremeyeceksin sen. Asla. Kapa. Kapattı. Bu da sana ders olsun. Bak ben seni nasıl boşayacağım. Ya en son konuştuğumuzda uyuyordu bu. E ne oldu şimdi buna? Rüya görmüş olmasın? Tabii ya. Kesin rüya gördü. Ulan ben böyle şansın içine edeyim be. Bilader. Ha bilader. Gazeteyi bitirdin mi? Bitti bilader. He, ya benim böyle bir merak ettiğim bir haber vardı da bir ona bakayım mı diyorum. Tabii ben de kalkıyordum zaten bilader. Allah razı olsun eyvallah. Ulan düştüğümüz şu hale bak ya. Hadi hayırlısı artık. Bir şey olmamış. Ayakkabılar yok. Ulan pantolon da yok. Ulan komple hiçbir şey yok. Ha ben soyulmuşum. Yok yok bayağı soyulmuşum. Ulan resmen çalmışlar beni ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.